Başlamışlardır vuruşmaya. Vallahi rahat yoktur bunlardan köye. Hemen jandarmaya haber iletelim. Muhtar emmi, bir bakalım vurulan var mı? Ben derim ki iki tarafı da çekerim bir tarafa konuşalım. Hala inat ederlerse bakarız çaresine. Hadi yürüyün. Kalmışım diye benim malıma mı göz dikersin? İki gözün aksın da bastonla gezesin, he mi? Ya sen? Hep bizim malımızda gözün var. Geçen sene bizim köpeği avlayıp öldüren de sensin. Ne diye şimdi dellenip durursun? Ha hay! Asıl dellenen sizsiniz. Bize iftira atmayın. Vallahi şimdi hepinizi ayağımın altına alır, değirmen taşı gibi ezerim. Ana! Zembereği kırık karıya bak. Vallahi billahi tükürürüm o meymenetsiz suratına seni. Ah! Ulan benim kardeşime, bacıma mı dersiniz o lafları ha? Bacına deriz ha? Ne olacak ha? Evet, bacına deriz. Evet, ah! Ne olacaksa olsun. Bacıma mı? Evet, bacına deriz. Sıkıyor mu lan? Hadi sıkıyorsa gel. Sıkıyor lan! Sıkıyor! Abi, lan bırak elimi! Bırak! Sıkıyor mu ha? Gel, gel, bir dakika, önce şu taşı atalım. Gel, 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 bıktık komutan bey. Her Allah'ın günü kavga dövüş. Köyümüzün düzenini bozuyorlar. İllallah demişiz. Nedir bu köylünün sizden çektiği ha? Nedir alıp veremediğiniz? Doğru dürüst, kavgasız, gürültüsüz yaşayamıyor musunuz siz ha? Bu Allah'tan korkmaz imansız herif rahmetli kocamdan kalan horozumun canını almıştır. Lafına da horozuna da senin. Geçen ay benim en kıymetli köpeğimi zehirlemiştir kumandan bey. Söylesene Hasan, o zavallı köpek ölmeden bir gıdım önce nasıl mahzun mahzun bakmıştır bize. Kanımı alın demiştir sanki. He vallahi kumandan bey. Gözlerini kırpıştırdı. İki damla yaş düştü. Sanki dersin iki kızgın damla yüreğime aktı. Ulan seni artık. Sor bir yol kumandan bey. Sor bir yol neden yaptınız diye. Neden? Çünkü o geçen sene kuyruğunu kesip de bütün eşeklere güldürdüğünüz bizim kara kaçanın karşılığıdır. O gün bugündür bizim eşek ahırdan çıkmaz olmuştur. Utancından ölür hayvan. Bütün edep yerleri görünür kumandan bey. Namusu beş paralık olmuştur fukaranın. Sonunda canına kıydı. O da iki yıl önce koçumu hadım ettiğinin karşılığıdır, dürzü. Ben sevabıma sünnet edeyim dedim, biraz yanlışlık oldu, fazla kesmişim kumandan bey. Ters tıraş cildi bozar. Ferdah yapma hiç, yapma. Bırak dalga geçmeyi hödük. Deden olacak dürzü babamın keçisini vurmamış mıdır? Rahmetli babacığımın yüreğine oturmuştu. Daha da iflah etmemiş, kahrından çatlayıp ölmüştü.
Baban olacak o rahmetli de benim dedemin rahmetli öküzünü kurşunlamıştır. Ama o namussuz öküz de bizim kız olan kız sarı ineğin ırzına geçmiştir. Namus kanla temizlenir. Töremiz böyledir. Ne yani? Biz namusumuza düşkün değil miyiz? Kız Kevgir, siz namusunuza değil uçkunuza düşkünsünüz. Namus namustur. Bıraksaydınız ineği nikahlardık öküzümüze. Hani başlık parası? Bir de ineğimizden mi olsaydık? Yeter! Bırakın şimdi geçmişte olanları. Bir daha aranızda kavga duymayayım. Vallahi huzuru bozmaktan iki tarafı da nezarete atarım. Ne kadar da horozların kıymeti? Vallahi horozumun kıymetine paha biçilmezdi kumandan bey. Ağırlığınca altın ederdi. Onun için horozumu isterim. Hırsız tavuğa bak, ne kadar da kıymetliymiş. Niye hırsız oluyormuş? Bak bahçeye girip tavuklarımızın yemini çalıyor. Hırsız değil de ne? Bir de tavuklara böyle yan yan bakardı. Hem de kötü kötü. Ben kaç kere bizim tavukları kovaladığını görmüşüm. Buna tavuklarımıza tecavüz demezler mi komutan bey? Benim yaptığım da müdafaadır. Onların yaptığı bal gibi tahriktir komutanım. Kesin be! Ölen horozların ağırlığınca birer horoz versinler. Asker, sen de bunlara teslim et. Hadi dağılın. Nedir bu be? Dağılın. Gördünüz değil mi? Köylü nasıl zart çeker, alay eder bizimle. Aa! Bize değil, onlara da ana! İki tarafla da alay ederler Ayşe. Onlarla da bizle de. Ah, ah! Rahmetli babanız sağ olaydı. Bunların hiçbiri olmazdı. Sahipsiz kaldık köyde. Abim sahibimiz ya bizim. Ben varım ya ana. Adam olsaydım bunların hiçbiri gelmezdi başımıza. Senin suratına. Yaşanmaz bu köyde artık. Kısmetimiz bağlanmış. Rızkımız kesilmiştir bu köyde. Bundan böyle kısmetimizi büyük şehirde arayacağız çocuklar. Ne? Bir horoz için karının yaptığı zırvalığa bak. Bütün köylü alay eder bizimle. Yok yok, yaşanmaz bu köyde artık. Biz de horozun tüylerini yolup öyle verelim baba. Yol abi. Susun. Bak bulduğu çareyi. Biraz genç olsaydım ben bilirdim ne yapacağımı. O cadaloz karıya dünyayı zindan ederdim, zindan. Ah ah. İstersen damlarını başına yıkayım baba. Yık abi. Sus sus. Ondan sonra da bizi dama atsınlar. Bütün köylü bize düşman olmuştur. Bahçemize gelen suyu bile keserler. Bütün mahsul toplamadan kurumuştur. Bundan böyle büyük şehirde arayalım rızkımızı. Bayram dayıya bir mektup yazmalı. Şehirde bize bir ev ayarlasın. Aman ana! Şehir, şehir, şehir! Büyük şehirde biz ne yaparız? Sus kız, başlatma şimdi beni. Ama ana! Şehir insan kötü yola düşüyormuş. He, doğru söylüyor. Hele düşün, bir de ben kötü olursam. Ana, gitmesek olmaz mı? Korktu kaçtı diyecekler arkamızdan. Sen bana bırak, ben o köylünün tümünü bellerim. Bugüne kadar aklın neredeydi? Artık gitmek var, dönmek yok. Anladınız mı? Yok vallahi, büyük bir gayretle anlamıyoruz. Büyük şehirde zengin olduk mu gel keyfim gel. O zaman köye döneriz sultanlar gibi. Hele bir zengin olalım. Kahrından geberecek o zaman Mahmut damarı. Yok başka çaremiz kalmadı. Tez yollayalım mektubu. Bayram bir ev ayarladı mı o saat şehre gideceğiz. Şehre mi gidiyormuşuz? Şehirde televizyon varmış. Alamazmışız. Sinema varmış. Seyredemezmişiz. Bizimkileri göremezmişiz. Şehirdeki boyalı avratları bulamazmışız. Demek ki biz bu parasızlıkla şehre gidemezmişiz. Değil mi baba? Get oradan be! İnsanı kuvvetli yapan paradır para. Para da büyük şehirde var.
Zengin olduk mu döneriz köye. Hasedinden çatlar o zaman dür yaşıllı. Kaşların arasından domdom kurşunu değdi, domdom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni, bin avcı beni yedi, bin avcı beni yedi. Ah dedim ağladım, yaramı bağladım. Eyvah dedim ağladım, yaramı bağladım. Egdin yar boynunu egdi, Allah kerimsin dedi. Hançer yarası degil, domdom kurşunu degidi. Gel gel ahıra gel, gel gel ahıra gel. Gel gel ahıra gel güllüm, gel 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 ahıra. Ne bakarsın öyle kızgın boğa gibi? Ben ne yapayım? Senin o cadaloz anan başlattı her bir şeyi. Edinlileri başıma toplama kız, eski getek. Asıl senin o baban olacak herif ayırır bizi. Sen benim babama nasıl laf söylersin? Boyundan bosundan utan. Tuh suratına senin. Ya sen benim anama nasıl cadaloz dersin? Ya ileride kaynanan olacak senin. He, çıkmaz ayın son çarşambasında. Git Mehmet git. Ne bende babama karşı çıkacak yürek var, ne sende anana söz geçirecek kuvvet. Hah, ayrılalım daha iyi. Zaten biz büyük şehre göç ediyoruz. Sen ne dersin Güllü? Ayrılamam ben senden. Kara sevda olmuşum. Vallahi ben de kara sevda olmuşum Mehmet. Gülüş. Memoş. Sen ne diyecektin bana Memo? Vallahi ne desem bilmem ki. Niye çağırdın ki beni? Şey yani derim ki bu bizi ayırmak isteyenler inşallah Allah'larından bulurlar. Tövbe de Memo, bizi ayırmak isteyenler anamızla babamız. Öyle mi? He, Durgu ya. Allah Allah. Ya zaten eğer başkaları olsaydı karşıma 7 düvel çıksa mahvederdim hepsini. Bizi birbirimizden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Ama gel gör ki karşımızda anamızla babamız var. Ne yapacağız bilmem ki. Vah ki vah. Yakında ayrılık yeli esti mi kuru yaprak misali her birimizi bir yana savuracak. Sus. Ağlatma beni Güllüm. Tıpkı Arzu'yla Kamber gibi. İkimiz de büyük şehre gideriz. Artık o büyük şehir kazan, ben kepçe. İğnenin deliğine girsen bulurum seni Güllüm. Ben o kazandaki bir çuval bulgur içinde bir taş parçası. Ömrün yetmez Memo. Vah başım. Vah kara yazım. Niye böyle konuşursun Güllüm? Sen o bir çuval içindeki sümbülsün. Sözleşelim şimdiden. Ta ki ben seni bulana kadar beni bekleyeceksin ha? Söz mü? Söz Memo. Sen de söz ver beni bulacağına. Söz. Söz mü? Söz dedik ya yavrum. Söz mü Memo? Söz dedik ya yavrum. Allah Allah, söz dedik ya. Kurban olayım. Ayşem, oh Hasan'ım. Oh Ayşem. Ayrılıyoruz artık. Sakın ayrılma, öyle kal. Oh. Ne oluyor Hasan? İçim bir hoş oluyor, biraz daha sarıl. Hayvan! Ne var canım, bir şey mi oldu? Bizim gibi masumları ayırmaya çalışıyorlar Hasan. Sarıl. Biraz daha sarıl bana Ayşem, oh, sarıl Hasan. Ki ayırmasınlar. Ben de bir hoş oluyorum Hasan. Ne oldu bize Hasan? Şey oldu bize, fena olduk biz, çok fena olduk. Yani nasıl fena olduk? Yoksa kötü mü olduk? Yoksa ifal mi oldum Hasan? Seni bilmem ama ben oldum. Hayır, namusumu ihbar edip beni ortada bırakıp gideceğin. Senin dilin ne söyler Ayşe? Asıl beni ortada bırakıp giden sensin. Anam büyük şehre göç etmek istiyor, ne yapayım bilmem ki.
Ben de gelirim arkandan. Komam seni gurbette yalnız. Tahsa etme. Ulan nasıl bulursun beni koca şehirde hasta? Bak nasıl bulurum seni. Temsili büyük şehir dağ. Ha? Sen tavşan olsan evet. Ben de dadı olurum. Anladın mı? Dazı tavşanı nasıl bulur? Ne bileyim ben. Ay, oh. Dur lan. Ben dazıyım. Koklaya koklaya bulurum. Oh. Hani sen horozdun, ben de tavuk. O ayrı. Horoz gibi öterim, dazı gibi koklarım. Dur lan. Vallahi sen külafeleye ters gidiyorsun. Madem anlamışsın nasıl bir adam olduğumu, daha ne tasa edersin Ayşe? İnanmışım beni bulacağına. Hayvan! Kız delirdin mi? Domuzluk edip büyük şehrin tango kızlarına bakarsan vallahi boğarım seni. Yok Ayşem yok. Vallahi bakmam. Ben ne yapayım tango kızlarını? Onların tangosuna, boyasına para mı yetişir kurban olduğum ha? Demek paran olsa bakacaksın ha? Ah benim kara yazım. Ağlama kız, vallahi beni de ağlatacaksın. Yapma ya. Aa, ne edeceğim, bilmiyorum. Ne edeceğim? Ben daha uzatacağım. Çocuklar. Bu mektupları sizinkilere verin, he mi? Tamam, verin. Hey! Baba! Baba, şey şeylerim var! Evciğiniz hazırdır. Hoşça gelin. Hemşiriniz bayram define bulur. Gel vazgeç ana. Bütün köye rezil oluyoruz. Korkup kaçtılar dedirtme arkamızdan. Bak ana! Söylemedi değil mi? Büyükşehir'de insan kötü oluyormuş. He, bir de ben kötü olursam. Bu kötü olursa. Ne demekmiş kötü olmak? Arkamızdan laf edenlerin hepsinin... Tövbe tövbe. Çocuklar, eşeğe binmek bir ayıpsa, inmek ikinci ayıptır. Bir karar verdik. Tükürdüğümüzü yalamayalım. Büyükşehir'de ne yapacağız kız ana? Acımızdan ölürüz vallahi. Tüh senin sıfatına. Büyükşehir'de bizim gibi 1000 tane insan var. Onlar ne yaparsa, nasıl yaşarsa biz de öyle yaşarız. Ben de hiç istemem, ne olur gitmeyelim. Ben ister miyim? Ben de istemem ama... Gitmezsek bu yıl köyde aç kalırız. Kimse dönüp yüzümüze bakmaz. Ben de istemem gitmeyi ama mümkünü yok artık. Ok yaydan çıkmıştır, söz ağızdan çıkmıştır. Bütün köy bilir gideceğimizi. Gülü 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 gülü. Ayrılık çok zor. Hop hop. İçim yanıyor baba. Hıçkır 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 hıçkır. Baba, annem sağ olaydı bırakmazdı bu köyü. Ah köyüm. Ah baba. Ah köyüm. Susun be. Ben ne dersem olur yeter. İşe yaramayan eşyaları ayırırız, haraç mezat satarız. Şehirde çok para lazım, çok! Ben Azal'ı seviyorum, o gitmezse ben de gitmem. Susan! Dürüye'nin tekne kazıntısını severmiş. Bir daha duyarsam onların lafını, ağzını yırtarım senin, o kadar. Ben gitmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Beni de ağlatacaksınız. Ana be gel gitmeyelim. Sus kız. Ana. Ne var? Bak hiçbirimiz gitmek istemiyor. Gitti be, yetti gayri. Hadi yatın. Erkenden yola çıkacağız. Yolumuz uzun. Gülü ben ne yapacağım biliyor musun? Yo nereden bileyim? Evden kaçacağım. Susun gayri. Kimse bir yere kaçamaz. Gözüm üstünüzde hep. Thank you.
Hadi Pire, bagajı çabuk doldur. Hadi oğlum, hadi. Takip edersiniz. İnin bu otobüsten. Manyak mısınız be? Otobüste olduğunuzu nereden bilelim? Bilseydik binmezdik. Aa! Bunlar nereden çıktı ya? Bizim çıktığımız yer belli. Esas sen nereden çıktın? İnin bu otobüsten. İstemiyorum. Hiç kimse istemiyor, öyle değil mi? Hadi inin bakalım aşağı. Hadi inin aşağı. Hadi inin aşağı. İnin aşağı sen. Şunu. Asıl siz inin be. Ne konuşuyorsun lan? Şoför bey, at aşağı bunları. İstemiyoruz bunları bu otobüste. Aa, asıl bunları attın aşağı şoför bey. Yok canım. Hadi. Hadi. Bak şoför kardeşim, sevgili kardeşim, rica etsem bu zararlı vatandaşları atar mısın aşağı? Hadi kardeşim, oturun da hareket edelim. Amma tantana ettiniz ha. Allah Allah. Uykulu yere. Şoför bey, bunlar uğursuz. Başımıza bir şey gelir vallahi. Ya gelir vallahi canım. Uğursuzları almışsınız otobüse bunu. Asıl uğursuz sizsiniz. Otobüsün lastiği bile patlar. Yolda atalım bunları. Evet, seni tamam. Uygun bir yerde, uygun bir yerde rica edeceğiz şoför bey. Lütfen. Kardeş. Buyur, buyur. Ne var kardeş? Ha, biraz durun. Şey, bu bayram define buluru ben nerede bulurum? Ha, ilerideki kahvede. Köşeyi dön. Ha, sağ olun. Siz biraz burada bekleyin, ben şimdi geleceğim. Ayrılma ha. Buyur abi, çaylar geldi. Kardeş, bakar mısın? Buyur abi. Bu bayram define buluru nerede bulunur? Patron mu? He. Gel, şurada oturuyor. Aslında bizim devrimiz geçti kardeşim. Bizim patron, devrimiz geçti. Patron, seni arıyor. Oo, hoş geldin yeğen. Bayram dayı benim. Mehmet. Dürüyen'in oğlu. Aa, tamam tamam. Öpeyim. Gel hadi yazıhaneye geçelim oğlum, gel. Bir tavla ver. Tamam, geliyor abi. Eviniz hazır. Senetler, sepetler, her bir şey tamam. Bir imza yeter. Ben imza bilmem Bayram. Ben bilirim. İsterseniz ben izmalim. Gel oğlum. Gel sen imza. Sen imzala. Bir de peşinat getirdiniz mi? Ben de. Ne kadar? 1000 depozito. 2 aylıkta peşin eder 100.000. Sen ne dersin Bayram Efendi? Bizde bu kadar para olsa neden gelelim köyden? Kaç paranız var? Vallahi 40.000 liradan başka paramız yok Bayram dayı. Biz ne yiyip ne içeceğiz? Yarısını verelim, kalanını sonra öderiz. Güzel kızın hatırına öyle olsun. 30.000'i ben alırım. Kalanını çalışır kazanır ödersiniz. Ne tatlı dilin varmış senin kız. Öyleyimdir. Köyde bana tatlı Ayşe derlerdi. Bir ama Bayram emmi. Bizim köyde ablama zilli Ayşe derler. Bak, kıvertirim seni. Öyle değil mi ya? Sus, daha konuşuyor bak. Evinizin anahtarı. Oğlum sizi götürür. Yol yorgunusunuz, rahat edersiniz. Paramı da yarın hazırlarsınız. Ah.
Egdi yar boynunu egdi, Allah kerimsin dedi. Kaşların arasından dom dom kurşunu degdi. Gel gel gülüm gel, gel gel gülüm gel, gel gel gülüm gel böğrüme dom dom kurşunu. Gel gel gülüm gel, gel gel gülüm gel, gel gel gülüm gel ahire gel gel gülüm gel. Arasından dom dom kurşunu degdi, dom dom kurşunu degdi. Bir avcı vurdu beni, bin avcı beni yedi. Ah dedim ağladım, yaramı bağladım. Egdi yar boynun egdi, Allah kerimsin dedi. Hençer yarası degil, dom dom kurşunu degdi. Hençer yarası degil, dom dom kurşunu degdi. Bugünüm harap oldu, dünden iyi midir ki? Doktor hasta, ben hasta, benden iyi midir ki? Ah dedim, ağladım, yaramı bağladım. Ah dedim, ağladım, yaramı bağladım. Gel gel gülüm, gel. Bu ne demektir Dürüye? Bizi mi takip edersiniz? Halt etmişsin sen. Önce biz geldik. Asıl siz bizi takip edersiniz. Köyden senin şerrin yüzünden kaçmışım. Burada da mı başıma tebelleş oldun? Sabah sabah o suratını gördüm. İşim ters gidecek be. Meymenetsiz, boz merkep suratlı. Açtırma ağzımı benim. Utanmadan bizi takip ederler. Nereye gitsek peşimizden gelirler. Tıpkı ot gibi. Hayır, davar sürüsü gibi. Bizim otları otlamaya gelirler. Esas davar sizsiniz la. Biz çobanız hırbo. Mehmet, bize mi dersin o lafları? Hepinize söyleriz, hepinize. Sen olsan olsan çobanın uyuz iti olursun. Tüysüz tazı. Hoş, hoş, havlama. Ana, ana sakın beni tutmayın. Ben çok fena yapacağım bu hıyarı. Sinirlenme be abi, değmez bu küçük kuçulara. Sizi kim getirdi buraya Azel? Bayram dayı getirdi Remzi. Bizi de, baba onları da Bayram emmi getirmiş. Bu oyunu bize Bayram emmi etmiş. Ben gidelim hadi. Yürü Azel. Yürüyün. Görelim bakalım. Aa, işte Bayram dayı kendi geliyor. Hayrola? Ne oldu, bir derdiniz mi var? An olsun! Ben bu karının şerrinden, köyden büyük şehre kaçıp gelmişim, sen bizi bununla komşu yapmışsın. Ben müneccim bokumu yemişim. Ne bilirim ikinizin de birbirinizden kaçtığınızı? Aramızda 9 göbektir kan davası var. Yok, 10 göbek! Doğru, bunu bilmez misin sen Bayram emmi? Ya doğru söyler, tam 10 göbektir birbirimizden kan alıp veririz. Burada yaşamak için şehirliye karşı kan kardeş olmanız lazım. Yoksa perişan olursunuz. Biz vazgeçtik, başka yere taşınırız. Biz de taşınırız, kendimize başka bir ev buluruz. Siz bilirsiniz, istemeyen çeker gider. Zorla tutmuyorum hiçbirinizi. Toplar eşyaları gideriz, ver bakayım aldığın paraları. Ne parası? Bizden aldığın paraları. Elime imzalı senet verdiniz hepiniz. Yıllık parasını ödeyin, çekin gidin. Daha 150.000 lira borcunuz var bana, her ikinizin. Ne? 100.000 mi? 100.000 mi? Şimdi beni iyice dinleyin. Burası şehir yeri, hepinizin çalışmanız lazım. Yarın sabah kızlar fabrikaya, erkekler ırgat pazarına. Demek ki burada yaşamanın bir şartı var. Köydeki gibi hayatımıza devam edeceğiz. Ama... Ne aması be? Biz yaşamak istemiyoruz sizinle. Dikkat etsene la Allah'ın odunu. Sen dikkat etsene. Kör müsün? Duvar öreriz burada. Yok la, biz yine öreriz. Başına versen. Peki kızlar. Çekilmiyorum. Bu benim. Burası benim de. Hayır. Bu duvar yükselip tamamen kapanacak, boyumuza kadar kapanacak. Senin inadından tuğla paramız da kalmadı, çıfıt karı. Bu yükseklik yeter. Dağılın, dağılın, dağılın. Bu nedir böyle ya? Dağılın hadi. Hayrola, nedir bu böyle ya? Duvar örüyorlar baba. Hudut, biz koyduk. Hayır, hayır, o değil, biz koyduk. Hayır, biz...
Çocukları işe götürmeye geldim ben. Bugün çok yorgunlar, yarın götürsen olmaz mı? Şey, bizim kız hazırlanır hemen. Hadi oğlum, hadi kızım. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Hadi kızım, benimkiler onlardan daha çabuk hazırlanır. Tamam, hadi oğlum sen de yürü hadi. Bayram efendi, ya. Mahmut gidiyor mu işe? Yok, o evde kalacak. Hadi kızlar, çabuk hazırlanın, çabuk. Öyleyse ben de evde kalacağım. Nedir senin bu halin? Yüzünü gözünü maymun gibi boyamışsın. Bir bildiğim var elbet. Köylü kızlarını işe almazlar, şehirli gibi olmak lazım. Bana bak Ayşe. O fabrikada erkeklere baygın baygın bakmak yok, tamam mı? Biliyorsun bu şehir yerinde kız... Ma biliyorum, biliyorum. Kötü oluyorlarmış. Aman be abi. Konuşma kız. Ramazan, gel. Buyur Bayram'a. Sana kızları teslim ediyorum. Bizim kız da göz kulak olur bunlara. Tabii, sen merak etme. Hadi. Hadi bakalım ırgat pazarına. Hadi, yürüyün, yürüyün. Geç kaldık mıydı? İş nanay. Sen de... Yazan. Peki baba. Hadi yavrum, hadi. Yavaş yavaş yavaş, hadi bakayım teker teker. 16 kişi gelecek. Hadi başlayın, sırayla. 1, hadi bakayım. Gel 2, sen de çık. Hadi 3, gel. Sen gelme oğlum, sen gelme. Sen gel, ha, gel bakalım. Tamam, 4, hadi 5, çıkın teker teker, hadi. Hadi oğlum, sallanmayın, hadi. Yalnız yer burası oğlum. Küçük uçuk ulan, küçük ulan. Üstümüze atlayacağız adamları. Niye atlayıp ne yapacağız peki? Ulan dediğini duymadın mı? Hadi yavaş yavaş. İşe sarılacağız işe. Ne sarılacağız, ne olacak? Ulan kara olacak, ne? Ulan kalan kafalı işe alınacağız orada biz, tamam mı? Hadi sallanmayın, teker teker, hadi. Irkat olacak. Bizi karı diye alacaksa ben ne diye gelin buraya? Ulan hadi, ulan hırs, ayağıma bastım hayvan. Ben de bileceğim oğlum. Tamam, oh ben kurtuldum be. Ulan oğlum. Sen gelme, sen gelme, yürü çekil. Hadi başka adım sıradan. Şöyle güçlü kuvvetli isim ha. Ben de geleceğim abi. Hadi. Oğlum abi, sen çekil. Ben de gele. Çekil oğlum sen çekil. Ya beni niye geliyorsun derimlere bak ya. Allah çekil Allah. Oğlum çekil gel ya, hadi. Müslüman der misiniz ya sürekli beni? Hadi Allah bakayım Allah, güçlü adamlar kuvvetli ya. Adamlar gelsin. Güçlü kuvvetli istiyorum hadi. Ya. Hadi sen ben hadi sıra kaldım, sen de oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum sen çık bu tarafa. Hadi gel bu tarafa bakayım hadi. Sallanmayın oğlum sallanmayın. Hah. Tamam bitti bitti oh, tamam. Kaldın mı Mehmet? Ben gidiyorum Mehmet. Mehmet kaldın mı Mehmet? Bizi bıraktılar geldik başımıza. Yine işsiz kaldık. Vay vay vay. Ne olacak bari? Utanmaz mısın dul bir kadının evinin karşısında oturup kahve içmeye? Sıfatımı mı özledin yoksa? Sıfatına başlatma cadı karı. Neyini özleyeceğim senin? Terbiyesiz. Kaba ne olacak? Deli karının cilvesi de bir başka türlü oluyor canım. Buna bilek derler canım, bilek. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz ağam. Hoş bulduk. Selam. Selam. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Bütün söylediklerimi iyi dinleyin. Bir daha anlatmam. Bu harita Eşkıya Katırcıoğlu'nun haritası. Büyük babam bulmuş bunu. Bu haritayı şimdi size satacağım. Bunu almanız lazım. İnanın siz kazanacaksınız arkadaşlar. Şu anda cebimde tam 10 kağıdım var. Olabilir.
farkını sonra ödersin. Yeter ki bu haritayı al sen. Kaçırma bu fırsatı. Bu fırsat Bilal ele geçmez. Almaya çalışacağım. Dostlarımla bir konuşayım. Para bulabilecek miyim bakalım. Na işte. Tam burada. İmparator Konstantin'in 40 bin altınlık hazinesi var. Anlaşıldı mı? Haritası burada. Öyle mi diyorsun evladım? Ama yanına kuvvetli bir ocağım. Bulabilecek miyim dersin? Orasını sen merak etme. Üçüncü Bekir Hoca. İnşallah evladım, inşallah. Tanımadım ben. Allah razı olsun evladım senden. Duydun mu? Altın. Ne diyorsun sen ya? Aklını mı kaçırdın? Topu 20 bin kaymen var. 15 sana 5. hocaya. Altınlar demek harika. Vallahi bir zamanlar ben de toprak altından bir yığın altın çıkardım. Sonra hiç hayrını görmedim kumarda. Hepsini kaybettim. Şimdi arkadaşlar bu hazineyi almak zorundasınız. Hayatınız kurtulacak. Dinleyin beni. İnanın böyle bir fırsat bir daha elinize geçmez. Bakın şimdi size ikinci haritayı gösteriyorum. Bu bölgeyi buradan böyle buraya kadar tarayabildiniz mi? Hazineyi buldunuz demektir. Bu hazine Sultan Mahmut'un hazinesi. Milyarlar değerinde. Bakmayın ben millet menfaatine olsun diye satıyorum bu haritayı size. Yeter ki kazıp kazanabilin. Bu da burada benim elimde. Emin yerden aldım. Sultan Selim'in hazinesinin yerini gösteriyor. Şuraya bakın. Gelin şimdi yaklaşın. Harikulade be. Gördüğün altınlar sen ne diyorsun ya? Bu harita altın demek. Altından bahsediyorlar. Sultan Selim'in hazinesi anlıyor musun? Bu tarafta da öyle. Ellerinde harita varmış. Pazarlık ediyorlar. Al bu haritayı kazanırsın. Emleniyor abi. Hem sen kan olacak şimdi ya. Babam bu kadar serveti nereden yaptı? Çalışarak mı? Yok. Definecilikten. Onun elindeki haritaların hepsi hakiki. Bakın arkadaşlar. Bir tanesini açtı, gitti eliyle koymuş gibi buldu defineyi. Sonra aldı bütün paraları. Doğru söylüyor vallahi. Çok haklı. Bu defineler bu haritalardan alınır. Sizler de kazanır. Koçu koç eden kim zannediyorsun ha? Babam bu haritalar tam para basıyor. Tam bir hafta kapımızı eşindirdi koç. Sonunda bir harita aldı. Gitti Koç Holding oldu işte. Ya haftasına kalmadı. Kocaman şirketleri kurdu. Ulan zevzek. Sen ne arıyorsun burada? Bir çay içeyim dedim baba. Vallahi bir şey anlatmadım. Yürü dükkana! İzinsiz çıktığını görürsem kırarım ayağını ulan! Benim başımı belaya mı sokacaksın? Yürü! Bana bak! Nasıl da susturdu oğlunu. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı canım? Ben gözümle gördüm. Salih Sabancı gelip az mı yalvardı bayrama ya? Yemin et. Vallahi billahi gözümle gördüm. Yalansam ekmek musab çapsın beni. Sonunda yalvar yakar onlar da aldılar bir harita köşeyi döndüler. Ben iyi bilirim. O zaman Sakıp Makıp şu kadarcık çocuktu. Ama iki haritada ben arakladım onun oğlundan. Verdim eline 10 bin liracık iki harita cüp cebe. Sende mi şimdi haritalar? Burada işte. Bak ben seni çok sevdim. Yabancı değilsin. Birini istersen sana satarım. İki tanesi bana çok gelir. Sen de sebeplen. Valla doğru dedin. Yabancı değiliz. Adını bağışla kardeş. Emin. Ya seninki ne? Hasan. Yani demek istedim ki... Kaşa satıyorsun. Senin güzel hatırın için 50 bin kağıda veririm. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden getirdiği 40 deve yüklü altınlar burada. Ne kadar param var ha? 3 bin. Ya sen beni enayi mi sandın ya? 3 bin olur mu hiç? Yok be. Cebimde o kadar var. 6 bin veririm. Kalanını ne zaman alırız? Yarın. Yok, akşama getiririm. Sen parayı ver 3 bini, para gelince devamı haritayı o zaman alırsın. Yok, bu da olmaz. Veririm ama haritanın yarısını yırt ver sen de bana. Bak o olur işte, tamam.
istersen. Ne olur başım. Bana da bir tane satsana kardeş. Kaç param var? 500 kayman var. Yoo, bu kadar olmaz. Sen cebine biraz para koy, o zaman hallederiz. ...500 lirası varmış, dolandırıcı. Bak baba, aha harita bu işte. Tam 40 katır yükü altının yarısı burada avcumun içinde. Eğer parayı verirsen öteki yarısını da alırım babacığım. He baba. Vermem, 20 katır yükü yeter evladım. Fazlasını ne yapacağız? Öteki yarısıyla da başka bir fakir sebeplensin. Bak baba, parayı vermezsen öteki yarısını da alamam. Hazinenin esas yeri orada işaretli. Nasıl buluruz hazineyi? Olmaz. O benim kefen param. Hazineyi bulayım, söz sana ipek kefen yaptıracağım. Vay vay, sen benim ölümümü istersin. Niye? Baksana kefenden söz edersin. Yapma baba, inat etme, ver şu parayı. Sahi zengin olacağız mı? Tabii. O dürüye karısını da çatlatacak. Çatır çatır. Verdim gitti. Sağ ol babacığım. Sen yarın terziye uğra, boyunun ölçüsünü aldır ki bileyim kaç metre kefen alacağımı babacığım. Defol karşımdan! Arkana bak, ha? Geldi senin keriz. Çaylar geliyor abi, çaylar geliyor. Bir dakika. Hayrola ne var? Borcum mu? Ne borcu? Deve. Altın yüklü deve. Hazine canım. Benim borcuna sadık arkadaşım. Sağ ol. Sen benim sadık kardeşimsin. Sadık kardeşim. Sağ ol, sağ ol kardeş. Sen de. Bizi ayıranlar Allah'larından bulsunlar. He, bulsunlar. Hep senin babanla Hasan yüzünden ha. Niye ki? Duvar çekelim diye anan söyledi. Niye, ben yalan mı söylüyorum kız? Yok, yalan değil de eksik. Hepsinin ağzına tamam mı? Arada dizi duvarlar. Buluşmak için her gece anamız ağlar. Felek bende hal komadı Ayşem. Sevdamızı gayri kalbime gömdüm. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Sen de mi şair oldun? Ey Hasan, ulan uyudu mu şimdi bu? Uyusa da gömdüm, uyumasa da gömdüm. Tövbe demem edim, senin anam benim de babam. Hem biz fabrikada iyi anlaştık Ayşe'yle. El ele verdik mi her şeyin üstesinden gelir. Ya bu Hasan'la el ele verilmez ki. Herife elini versen kolunu kurtaramazsın. Bugün de bir harita almış, benden gizli defini arayacak. Bacın da kardeşime yanık, onlar nasıl halledecekler bilmem. Bırak şimdi onları, öncelik bizdedir. Ulan bizimki can da onlarınki patlıcan mı? Onlar da sevdalı birbirlerine. Ne giriyorsun lan burdum öyle? Ha o ne? Ayşe değil mi o? O ne, abim değil mi? Abi, abim. Yürü, yürü tanıma onu. Hemen sakın. Ben kardeşimi görmüyorum, sen de abini görme. Neredensin bilmiyorum. Hadi yavrum. Sakın çaktırma, gizli geçiyorsun. O benim kız kardeşim. Yok değil. Thank you.
Sana definenin yerini söyleyeceğim. Yaşasın! Bulunduğun yer definenin yeridir! Eyvallah! Şimdi kazaya gir! Gidiyorum! Çabuk! Hızlı mı yavaş mı? Hızlı! Hızlı! Bulduğun altında sefer olacağım! Sağ ol! Getirdin mi kazmayı? Aldım kazmayı! Şimdi kaz! Kazıyorum! Kazmana devam et! Ne diyorum? Kazmana devam et! Devam et! Ne diyorum abi? Kazmayın! Kazıyorum! Artık hikayelerini dinleyin! Sağ ol! Zengin oldun ha! Tamam mı? Tamam! Artık beni de görürsün! Abi! Beni de görürsün dedim lan! Abi görürüm, neredesin? Kazman! Kazıyorum! Kaz! Çabuk kaz! Kazıyorum! Kaz! Kaz! Kazıyorum! Kazman! Kazıyorum! Kolay gelsin kardeş. Sağ ol kardeş, sağ ol. Kim o? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hiç. Kazıyorum işte. Kaz, kaz kardeşim benim. Kaz, kaz yavrum benim. Kaz bakayım çocuğum. Kaz çocuğum. Kaz, kaz, kaz. Kaz çocuğum benim. Kaz yavrum. Kaz oğlum benim. Hoş geldin Mahmut abi. Hoş bulduk. Vay Mahmut efendi. Sen de kayfiye çıkarmaydın, otur şöyle. Ne içersin bakalım ha? Çaya bak. Sağ ol, bir şey içmeyeyim. Şey... Ya bir şey soracağım. Buyur. Sana. Ya burada herkes birbirine bir şeyler satıp dururmuş. Hı. Nedir bu iş? Sakın kapılma onlara. Kazıklayacak enayi ararlar. Bir defineciliktir geliyor. Burası ilk kurulurken biri bir kup altın bulmuş. Onu da hükümet almış elinden. O zamandan beri burası definecilerle dolup taştı. Hepsi palavra. Sahi mi? Ay, vah vah vah. Bana bak, yoksa sen de mi para kaptırdın bunlara? Gitti benim kefen parası. Ne oldu Mahmut efendi? Bizim oğlan benim kefen parasıyla bir harita satın aldı. Her tarafı kazıp duruyor. Söyle vazgeçsin. O borçlar senetler define aramayla ödenmez. Doğru dürüst bir iş tutsun. Vallahi gözünün yaşına bakmam sonra. Haklısın Bayram efendi. Akşama ben ona yapacağımı bilirim. Dum dum kurşun değdi. Dumdum kurşun değdi. Bir avcı vurdu beni. Bir avcı beni yedi. Ah dedim ağladım. Ağladım.
Baban da gördü seni. Sıra lan babamın. Ayva yedi. Buldun mu defineyi? Daha değil baba ama bulacağım eşeği. Neyi bulacaksın? Defineyi baba. Ha ne zaman bulacaksın? Allah'ın izniyle yarın bulacağım. Ay Allah'ın izniyle ben senin o boş kafanı bir kırayım da baba, görelim. Vur baba baba bak anlatacağım baba ne olur ya. Ne anlatacağım ben? Ne anlatacağım? Gitti benim baba kim? Ya baba ya. Baba vurma ya. Hazel! Buyur abi, buyur. Bak, şimdi al şu parayı. Git 100 gram şeker helvası al, tamam mı? Bütünün hepsini götür Remzi'ye ver. O da Hasan'a versin. Anladın mı? Ha, götür, bugün çok yorulduk garip. Vurma baba, vurma baba ne olur ya. Vurma baba ya. Yalnız onu kime satarsan baba. Vurdum ben kocaman. Benim paramı getir. Vurma ya, tamam ya. Bir dakika baba. Bir dakika babacım bak. Ben yarın çıkacağım babacım. Göreceksin bak bu eve kamyon dolusu para getireceğim babacım, tamam mı? Vurdum baba ya. Herkes enayiye bak diye alay ediyor. Ne var lan, ne var, ne istiyorsun be? Mehmet abi sana şehir elması yollamış. Ver lan onu bana. Ulan yedim seni ulan! Ulan hırbo! O helva işleri patlayacağım hırbo! Ulan sen beni abi elemesine şehir çocuğumu sandın ulan! 40 gece patma sallasak gelin de ıskınam ulan! Ulan hırbo! Sen soruyorsun ulan! Ulan ben seni alıp buraya alamıyorum ulan! Gel gel lan! Ya adam kazık kadar her bulmuş babasından dayanıyor. Yok mu sende ha? Zaten ikinize de toplasam yarım adam ana, etmezsiniz. Ne zaman bir altı yılda bulacaksın ha? Ana dur. Ocağımıza incir dik. Ana dur. Ah başım. Buyurun buyurun Bayram Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kızım bu çiçekleri suya koy al. Öpsene Bayram Hanım'ın elini be. Hoş geldin Bayram dayı, öpeyim elini. Hayrola neyin var senin, hasta mısın? Şey canım boşa kürek sallamış, aklı sıra define bulacak. Oğlum vazgeç bu enayi işten. Doğru dürüst bir iş bul da çalış oğlum. Buyurun 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 buyurun. Böyle buyurun. Buyurun hoş geldin yani. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Kahveleri nasıl içerdiniz Bayram Efendi? Ha, orta olsun. Şekerli olsun. Nasıl şeker? Söyle oğlum şu kahveleri. İyi. Maşallah çiçek gibi kızınız var Mahmut Efendi. Allah bağışlasın. Sağ olun efendim. Bizim oğlana yıllardır kız beğendirememiş idik. Sizin kızı görür görmez kanı kaynadı. Yani anlayacağınız Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın güllüğü oğluma istemeye geldi. Ne diyelim, nasipse olur Bayram Efendi. Biz münasip gördükten sonra nasip olur artık canım. Sen ne dersin Hasan? Başlık parası ne kadar olacak? Canım, bu zamanda başlık parası mı kaldı Allah'ını seversen? Gençler birbirlerini sevdiler mi, soluğu nikah masasında alıyorlar. Biz de düğünlerini yaparız şanımıza layık şekilde, olur biter. Ne yani bayrama? Bunca yaşa getir, büyüt. Gelinli kız yap sonra da avucunu yala ha? Memlekette iş yok, güç yok. Başlık parasıyla bir iş kurup geçimimizi sağlayacağız Bayram Efendi. Ya? Ben sana iş bulurum. Yeter ki çalışmaya niyetin olsun. Oho, hoş geldin güzel kızım. Buyurun. Eline koluna sağlık yavrum. Sağ ol, var ol. Buyurun. Hem başlık parası istediğiniz duyulursa... Vallahi hükümet yasaklamış idi, o zaman vay başınıza gelenlere. Aa, deli misiniz oğlum? Sakın ha! Canım milyonlarca insan böyle evleniyor. İhbar eden olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben ihbar ederim. Sen sus lan! Ne vuruyorsun be baba, ne yaptım gene? Vay! Vay! Vay anam! Yandım! Yandım! Ağzım yandı! Üfle baba üfle! Üfle ne olursun yanıyor! Ya! İçim erkeksin lan!
Sen kalıbına tüh lan! Geliyor baba! Şuna bak be! Ne diyorsun, tamam mı Mahmut Ağa? Düşünelim mi? Bana iş bulacaksın, değil mi Bayram dayı? Tamam, bir şeyler yapacağız. Hadi, eyvallah, eyvallah. Ne yaptı kız oğlana? Ne yapacağım hiç? Şeker yerine biber koydum kahveye. Ah, iyi yaptın, aferin. Şu vakitsiz öteden horozu bir bulursam boğazlayacağım. Kim bu horoz? Bu horoz gece horozu. Tavuğu kovalıyor. Ben yatacağım, sen de yat. Sabah erken kalkacaksın. Peki baba. Güllü! Yatağımı yapıver, uykum geldi kızım. Ama ne harita! Kazıkladım enayi, Hindistan'da, Çin'de bile bu kadar altın yok. Ana! Kayfeden mi aldın haritayı? Nereden bildin? Fabrikada anlattılar. Çok aramışlar, aramışlar ama bulan olmamış. Enayi miyim ben? Benimki hakiki, rüyamda gördüm. Mehmet'im, kaçır götür beni uzaklara. Niye kaçıracakmışım ben seni? Niye olacak? O bayram olacak, adam geldi oğlu Yadigar'la beni istemiş. Bayram mı? Daha ne olacak? Babam verici oldu. Şimdi ben ne yapayım ha? Kendimi köprüden aşağı yapma, atayım dur, mı? Dur yapma. Hasan ne dedi peki bu işe? Sanki mal satıyorlar. Hasan iş istedi. Bayram olur dedi. Yarın sorarım ben o Hasan olacak herife bunun hesabını. Ağlama yavrum. Ağlama. Gözyaşlarını kalbime akıt. Bak beni de ağlatacaksın. Üzülme Mehmet'im. Ben senden başkasına dünyada varmam. Ölürüm yine varmam. Of! Belim kazmaktan ağrıyor. Oy. Bir ayı bul da çitle. Bu Mehmet de çok oluyor ama. Niye ki? Gene kardeşimle beraber. Sen de onun kardeşinden beraber. O başka, o bu başka. Bambaşka. Aa! Artık bu Hasan da bacımla çok geziyor ha. Sen de onun kardeşiyle geziyorsun ama. O namus. Gel. Günaydın. Sizi fabrikaya kadar götürmemi istedi babam. Sözlüm olarak artık sizi ben koruyacağım Güllüm. Bizim korunmaya ihtiyacımız yok. Kendi başımıza gidelim. Hey! Kim lan o benim namusuma göz diken deve? Kimsin lan sen hıyar? Kimsin lan sen? İşte belalım geliyor. İşim var lan. Abimin adı belalı mı oldu? Aslın varsa kaçıp git, yoksa seni kalbura çevirir. Ulan niye nişanlıma... Vallahi bak babama söylerim seni ha. Ay abi dur, ulan, elini kana bulama abi. Bırak! Bırak beni be! Akranına çatsana! Ulan bir daha seni kızların çevresinde görürsem sünnet ederim. Bana bak, seni babama söyleyeceğim, görürsün bak! Bak. Hadi be! Bir de bunu kayfe söyle! Salağa bak! Nasıl da kaçıyor? Bu korku ona 6 ay yeter. Hadi siz işinize. Hadi. Sağ olasın Mehmet'im. Aferin be Bela abi!
Gördün mü kız abimi? Şimdi sıra o Hasan olacak Hanzo'da. Vay namussuz, bak gelmedi bugün. Gelseydi hemen satardım ona. Kolay gelsin Hasan kardeş. Nasılsın, iyi misin? Kolaysa başına gele. Ben senin nereden kardeşin oluyorum hırbo? Birbirimizin kayıncısı değil miyiz? Yarı yarıya kardeş sayılırız, ne? İşin orası hiç belli olmaz. Olmazsa sen de benim bacımı alamazsın. İkimiz böyle sözleşmemiş miydik senden? Öyle mi demiştik he? Bakıyorum da unutmuşa benziyorsun. Öyle demişsek demişiz. Ne olacak? Sözünden dönecek mi sandın beni? Bilmem artık. Dün bacını istemeye gelmişler. Sen de o deve yadigar için bana iş bulursa olur demişsin. Bayram ağa gibileri zengin adam. Tıkır tıkır parayı sayıp alacak bacımı. Sen ne vereceksin he? Eğer sen bacını Bayram dayının oğluna verirsen ben de bacımı sana vermem. Son sözüm budur Galle Şatan. Hadi bana eyvallah. Hele dur, hele dur Mehmet kardeş. Hiç şakadan anlamıyorsun canım. Benim döneklerle işim yok. Sözünden dönen kalleştir. Kalleştir. Benim bir fikrim var. Şu define işini ortak yapalım. Altınları bulduk mu çifte düğün yaparız ha? Ne dersin? İstersen devret bana. Bulsam da bulmasam da benim. Ver eline. Anlaştık. Anlaştık. 15.000 olsun. 7.5, 15.000 olsun. Olmaz. 3.000 olsun. Olmaz. 2.000 olsun. Olmaz. Canım kardeş. Bir şey de anlaşılalım. Olmaz kardeşim. Gel bir şey olsun. Bak, 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 bak. Beni dinle. Kazmayı küreği alırım, bulursam %10 veririm. Cebimde 300 liram var. Bu 300 lira mı? Ulan hırbol satakam veriyorsun. Kazma küreğin parası bile değil bu sıra. Olmaz kardeşim, olmaz. Allah Allah. Söz verdin, anlaştık. Al parayı, ver kazmayı küreği. Ha, Allah razı olsun. Anlaştık. 7.000. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana darılayım, oy oy Emine. Gaz, gaz! Solucanlı toprak bulursun, bulabilirsen. Biraz da havacıma. Kaz yavrum, kaz benim çocuğum. Kaz oğlum, kaz! Kaz çocuğum, kaz oğlum! Sen ele bilirsin canım. Enayi parası. Ya Mehmet. Mehmet. Ne oldu lan? Ya Mehmet neredesin? Allah'ın emriyle kızınız Güllü'yü Mehmet oğlumuza istiyoruz. Öyle değil mi ana? Madem ki istedin öyle olsun.
Önce aramızdaki kan davasını halledelim. Doğru, halledelim. Artık paramız var. Kan davasını hallederiz. Değil mi Ayşe? Evet, paramızdan kan istiyoruz. Bırak şimdi hanımanı kız Ayşe. Abin yok diyor. Ben bile anladım. Babamın da rızasıyla verdik güllüğü. Ne kadar alacağız başlık parası olarak? Kaç kilosun kız güllü? 80 kilo çekerim. Oha tüş! Kız sen daha dün akşam 30 kiloydun. Aa, iki günde şişmanladın. Tabii şişmanlamıştır. Doğru. Peki. 80 kiloya verdik altınların yarısını. Şimdi Allah'ın emriyle kızınız Ayşe'yi oğlumuz Hasan'a yani bana isteriz. Öyle değil mi baba? Sen istiyorsan tamam oğlum. Anamın rızasıyla verdik gitti Ayşe'yi. Ne kadar vereceksiniz başlık parası olarak? Ayşe, bacım kaç kilosun? 100. Ah canım ne kadar zayıflamışsın ya. Yok yok yok, 110. KDV'si de dahil. Vallahi olsun, yine de biraz lazım. Ama ne yapayım be? Çaktırma. Daha dün akşam 50 kiloydun Ayşe. Ne yapalım? O dündü. Bugün zam geldi. 110 kilerdekiler %10'dan 11 kilo tutmaz ki. Vazgeçelim şu kızı almaktan. Olmaz. Ben Ayşemsiz yapamam ki. Al altınlarını. Ver Ayşem'i. Biz dürüyesiz yapıyoruz ama. Ben yıllardır Mahmutsuz duruyorum ya. Baba durmayın o zaman. Anama ne başlık vereceksin? Kilosu da ağır. Ben başlık istemem. Biz de aileyiz. Her bir şey hepimizin değil mi ya? Ben Dürüye'den başka bir şey istemem. Anlaşıldı, anlaşıldı. Üç düğün birden var. Paralar, altınlar hepimizin. Ay, ay kum gibi para. Kum gibi altın var. Sen dur. Hanya'yı, Konya'yı gösteririm ona ben. Ne var bayrama? Bana bak Mehmet, seninle kulakları değişeceğiz. Ne demeye oğlumun sözlüsünün yanında ileri geri konuşuyorsun ha, niye? Öyle ya, önce adam ol da borcunu öde. Ne kadar borcun var? Tam 100.000 lira borcun var. Al. Üstü kalsın, faize sayarsın. Nereden buldun bu altını Mehmet? Seni ilgilendirmez. La bir daha sözlüme yanaşayım deme kırarım ayaklarını ha. Ağırlığınca altın ödedim başlık parası. Ağırlığınca da altın ha? Ne sandın? Bugünden tezi yok, düğün hazırlıklarına girişeceğiz. Üçlü düğün olacak. Duydun mu lan? Bir daha hanım kızıma yaklaşayım deme. Mehmet Bey, bir şeye ihtiyacın olursa hemen emrindeyim. Bizi unutma. Sağ ol bayrama. Buldular defineyi. O kızı artık vermezler sana oğlum, kes ümidini. Ben güllü isterim. Gülünden, dikeninden başlatma lan, yürü. O defini olmasaydı güllü şimdi benim olacaktı. Şimdi de altınlar bizim olacak oğlum, yavaş yavaş. Buna bilek derler, bilek. Bir çay yap. Tamam abi, geliyor. Of be, of be. İçim yanıyor, içim yanıyor be. Hayrola ya, hadi gel. Bakıyorum yine efkarlısın, ne oldu? Babandan zılgıt mı yedin ha? Keşke öyle olsa be. Bastığımız yerde ot bitmiyor. Elin oğlu iki tane kazma vuruyor, altın buluyor be, altın ya. Altın buluyor. Geliyorsun sen, altın mı? Altın mı? Altın mı? Altın mı? Bana bak.
Nereden bulmuş? Doğru mu söylüyorsun? Kim bulacak o yeni gelen iki Hanzo? Hangi Hanzolar ya? Mehmet'le Hasan. He, Mehmet ve Hasan. Sen nereden biliyorsun? Nereden bileceğim? Ha? Sabah sabah borcunu babama altınla ödedi. Üstüne kalsın bir şeyler oldu. Vay be! Gürlüğe bağırmış altın vermiş başlık parası diye. Ne oluyor be? Kim bayıldı? Sabaha kadar taşımışlar da bitirememişler. Yapma ya, sahi mi söylüyorsun? Vay anasını. Ha bir dakika, tuşu çek sen. Buyurun efendim, buyurun, hoş geldiniz. Aman efendim, kimleri görüyorum. Buyursunlar efendim. Emirleriniz? Şöyle buyurun efendim, dükkanımız evrenizde. Buyurun. Sizden bir şeyler almak istiyorduk da. Nasıl emredersiniz efendim, dükkan sizin, buyurun seçin beğenin. Sizin emriniz efendim. Begenirsek hesapları nasıl öderiz? Aman efendim, hesapları nasıl öderiz dedi, ne demek? Bir hesap açarız, ödersiniz sonra. Buyurun beğenin. Seçin efendim, dükkan sizin. Şöyle buyurun gezin, seçin beğenin efendim. Buyurun. Kafaya düşer mi? Buyurun efendim. Hepsi son model. Buyurun bakın. Beğendiğinizi alın. Daha sonra ödersiniz. Bakın şöyle, harika bir malım var. Beğeneceğiniz ümit ederim. Çok kıymetli bir şeydir. Abi şunu tartsana, şey etsene. Derhal, hemen tartalım. Evet. Onun kilosu kaç kuruş? Rica ederim. Baba kilo değil, gramla. Biz damatlık elbise istiyoruz. Evet, gömlekleri ipekten. Emredersiniz efendim, bakın nasıl gömlekler burada. Buyurun. Bu da güzel. Bu nasıl? Seçin beğeniniz. Evet. Buyurun, bu mu? Hay hay, tabii. Bana bak. Bu nasıl bu? Hay bak. Bak nasıl bu gömlekler? Ah. Buyurun efendim. Hayır, çılgınma şeyde. Şunu indirir misin? Tabii efendim, hay hay. İndireyim efendim. Reyonumuz sizin hizmete amane. Buyurun. Şey, indireyim versin. Tabii efendim. Ay bana şunu çıkartsana, tabii efendim. Efendim. Tabii efendim, hay hay. Gözünün yaşına bakma Müslü, parayı çabuk gönder. Ooo! Buyurun, buyurun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bayram Ağa. Efendim, şöyle bahçe içinde iki katlı üç tane ev istiyoruz. Üçü de konak yavrusu gibi olacak. Oho. Bahçede havuzu olsun, içinde de balıkları. Emriniz başım üstüne. Tam istediğiniz gibi iki tane var, bir tane de tamamlanıyor hemen. fiyatı mühim değil, kapora istersen veririz. Paranın lafı mı olur Hasan Beyciğim? Ben masrafı yaparım, sonra fatura eder, ev tesliminde alırım. Kabul, üç hesabı da ayrı ayrı çıkarttınız. Olur, hiç merak buyurmayın. Çay, kahve bir şey emreder misiniz? Yok efendim, sağ ol. Bizim vaktimiz yok, biz tak tak kurusu falan içiyoruz. Fışkı canım, fışkıymış. Hoşçakalın. Selamet lan. Yine buyurun, yine buyurun. Eyvallah. Sağ ol. Düğünümüze bekleriz seni. Gelsin artık. Hakkınızda ihbar var. Define bulmuşsunuz. He, bulduk. Ruhsatsız define aramak, bulduğunu da bildirmemek suçtur. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Şey, düğün bilseydi de ondan sonra gelsin. Yürüyün dedim, altınları da alacağız. Aa, ne?
incelenecek. Biz bulduk bizimdir. Tabii evet. Kaynanam doğru söyler. Buna devlet karar verir. Acaba devlet baba bu altınlarımızın ne kadarını alır? Evet, ne kadarını alır? Gerekirse hepsini. Hepsini mi? Kim ihbar et? Kim olacak ben? Evet. Anlatın bakalım. Komiser bey, ne olacaksa bir an önce olsun. Bizim suçumuz yok vallahi. İzinsiz defini aramadınız mı? Bizim haberimiz bile yoktu komiserim. Aa, bu Mehmet yaptı her bir şeyi. Vallahi benim bir suçum yok komiser bey. Kayfede satılıyor. Zaten orada herkes birbirine harita satıyor. Ana Hasan da aldı. Öyle değil mi Hasan? O almıştır haritayı. O bulmuştur defineyi. La, haritayı alıp defineyi hiç sen kazmadın mı he? Yalan söylüyor. Doğruyu konuşun, doğruyu. Suçu oğluma atamazsınız. Define hırsızları. Ulan babanız ölse altın dişini sökersiniz. Sahtekarlar. Asıl hırsız sizsiniz. Siz buldunuz altınları. Hepiniz mahkemeye çıkacaksınız.